Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Nisan Salı Will Rogers Dawes Amerika yarışları için karşınızdayım arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Ee, umarım her şey gönlünüzce oluyordur arkadaşlar. Bu esaret günlerimiz e, inşallah huzur içinde e, gün ışığına çıkacağız arkadaşlar. Perşembe günü sokağa çıkma yasa var arkadaşlar. E, bilmeyenler, duymayanlar varsa da bunu da öğrensin. Çünkü e, yine bizim milletimiz biliyorsunuz Herhangi bir şeyde panik havası son gün bir e, sıkıntı yapıp hani herkes dışarıda bir alışveriş e, trafiğine girecek arkadaşlar. Sizler de trafiğe fazla yakalanmak istemiyorsanız kalabalığı yani şimdiden ufak tefek alışverişinizi yapın. E, en azından 4 gün e, sokağa çıkma yasağı var. E, herhalde böyle giderse büyük ihtimalle e, uzun uzun bir sokağa çıkma yasağı olacak. Ama aslında benim fikrimi soracak olsanız en az bir ay sokağa çıkma yasağı var. bu kadar sıkıntılı olmaz. Bir an evvel de bu olaylar biter diye düşünüyorum. Çünkü belli zaten bir zamanı var bunun. E, o zamanı yapması lazım ama işte ne hikmetse artık burada konuşmak istemiyorum. Beni anlayan anlamıştır. Neyse arkadaşlar konumuza gelelim. E, güzel bir program var bugün. Para verir mi? Vallahi vermez gibi gözüküyor. E, ama birkaç ayak sadece biraz karışık gibi geri kalan safkanlar genelde çok direkt safkanlar e, rakipleri de zaten belli rakipleri var. Yani e, Tutulur mu? Tutulur, tutulması en normal sonuç olur bu. Ben size yine oranları arkasından tahminlerimi vereyim. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar. Birinci koşuda satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 6 safkan kayıtlı arkadaşlar. Hemen oranları aktaralım. 3 dolu safkan 1.4 6 dolu safkan 1.6 5 dolu safkan 6.5 lira 1 dolu safkan 7 lira 4 dolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip e, program baktığımız zaman burada zaten e, 1100 metrelik bu şartlı yarışta e, Gerçi satış koşusu yine 3 noluk Kiana Slav, bir kendi mant e, Arkadaşlar e, şimdi kendiman e, en azından e, iyi baygır olduğunu biliyorum yani en azından birkaç e, koşan tayını da biliyorum yani en azından burada grupta gruba göre iyi bir e, aygır e, iyi bir tay e, üzerinde taiken de tay gibi iyi bir ben de o yüzden e, bu safkanın e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yani en normal sonuç olur. 77 handikap puanı. Zaten e, performansa da baktığım zaman bayağı üst seviyelerde gözüküyor arkadaşlar. E, Kazanmaması için hiçbir neden yok. E, tabii e, ben bunu sizlere tek olarak öneriyorum. 3 nolu safkan ama e, diyelim çıktı veya bir şey olursa diye. Ben bu 1 nolu Brock Financing Biraz e, değişik bir safkan gibi geldi. Yani bugün bence e, sürprizini yapabilir. Üzerindeki David Cabrera gibi iyi bir jockey de var. Oranın bayağı iyi jockeyleri aslında bu. E, değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 3 numaralı safkan bayağı ağır basıyor. Zaten oranlarda da göreceğiniz gibi. E, ben de o şekilde 3 e, numaralı safkanı size tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer sürpriz ararsanız da ben şu 1-0 safkanı değerlendirmenize fayda var arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Öyle de ayarlayalım. Evet. İkinci koşusuna geldiğimizde satış koşuları devam ediyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına 8 safkan kayıtlı arkadaşlar. 6 nolu safkan 2 lira. 1 nolu safkan 2.7. 8 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 5 lira. Ve 5 nolu safkan da 33 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar benim de burada size önereceğim safkan öncelikle bir kongres sayı, gerçekten iyi bir kanatına sahip 8 nolu Pro Moments. Ee, benim size önereceğim ilk safkan Gerrit Stamberg'in jokeyliğini yaptığı bu safkana 61 handikap puanı sahip. Ee, son iki yarışında 4. 8. Yıl olan bir safkan ama bu gruba göre bence gücü fazlasıyla var arkadaşlar. Ben de iyi kanatıyla bu safkanı ilk plana tutuyorum. Bence en ciddi rakibi de Altuna Asay olacak. Yine iyi bir kanatlı olan Bernardini gibi iyi bir aygırın tayı. David Cabrera gibi iyi bir jokeye sahip. 62 handicap var ve son göstermiş olduğu ikincilik performansıyla da bugün şanslı isimleri arasında olacak. Bence bu safkaları en ciddi rakipleri de e, bir nolu bir e, on the Great bir Toket temsilcisi. Türkiye'de gördüğünüz gibi Toket temsilcileri gerçekten çok etkili yarışlar yapıyor. Kum performansları oldukça yüksek. Ben bu safkanın da iki tane üç, üst üste üçüncülüğünden sonra beni Landeros'la bugünün şanslı isimler arasına girmesini bekliyorum. Ben size o yüzden 8, 6 ve 1 nolu safkanları ayrım yapmadan 3 safkan olarak geçelim arkadaşlar diye size öneriyorum arkadaşlar. Ama çok çok sürpriz ararsanız, gerçi pek sürpriz de değil ama bu 4 nolu Native River'da yazmanızı öneriyorum. En azından bu safkanda da bir şeyler var yani. Zaten gösterilen oranlarda da çünkü hemen diplerinde 4 nolu safkan. Öteki safkanları zaten bir geliri pek e, gözükmüyor arkadaşlar. Kim var zaten? Bir yedi nolu safkan kalıyor. Al ama omaş. Bu safkanda bir 45 handikap kapı sahip. Eğer çok sürprize isterseniz 5'i değil e, pardon. 7 nolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Ama 8-6-1 bende burada yeterli gözüküyor. Dediğim gibi eğer at yazmak isterseniz veya bu çıkanların yanı çıkan olursa da ilave etmek isterseniz de 4 ve 7 yazmanız bence bu ayağı kapatmış gibi olur arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde satış koşulları devam ediyor. Yine de dediğim gibi şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 12 safkan kayıtlı arkadaşlar. 8 no safkan 2.2, 11 no safkan 3.3, 3, 3, 3 no safkan 6.5 lira, 12 no safkan 6.5 lira, 7 no safkan 8 lira, 10 no safkan 8 lira, 9 no safkan 11 lira, 6 no safkan 14 lira, 5 no safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar işte bu burada bugünün en zor yarışı burası arkadaşlar. O yüzden ben burada biraz yüklenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biraz zor. E, gerek performanslar, gerek handikap puanlar, gerek şartlar e, bu yarışın biraz zor olduğunu gösteriyor. E, ben de sizlere biraz burayı bayağı bir kalabalık tuttum. En azından e, kalabalık tutulan tek yer burası gibi gözüküyor. Öncelikle ben şu 3 nolu Cherry Sand Priors. E, bu safkanı ben ilk safkan olarak öneriyorum. Floyd Vetter Junior'ın Jacken'e yaptığı bu safkanı 78 handikap puanı sahip ve son yarışındaki üçüncülüğüyle bence bu yarışın şanslı isimleri arasında olacak arkadaşlar. Ben ilk safkan olarak öneriyorum. Daha sonra 5 nolu Producor. Bir Minşaf dayı arkadaşlar. Ee, Jose Medina Jockey'nin yaptığı bu safkan. Gerçekten iyi bir safkan. 71 handikap ona sahip. Ee, son 3 yarışında bir üçüncülüyle bugünün şanslı isimleri arasına girecek arkadaşlar. 8 nolu Texas Long Ball. Bir cross ball temsilcisi. Tay Kennedy'nin yaptığı bu safkan da 76 handikap suğanı sahip. Son yarışındaki altıncılığı da bugün de kendini artan nefesiyle şans arayacak bir diğer isim olacak. Daha sonra bir nolu Like All Cowboy. Bir kapı Blanco temsilcisi arkadaşlar. İrlanda menşeli. David Cabrera gibi iyi bir şokaya sahip. E, 62 yandı kap sahip ama bu yıl görmüş, göz, koşmuş olduğu 4 yarışında bir, herhangi bir e, tabale girmişti yok ama bugün uygun grup altı içinde bence farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Daha sonra 11 nolu Unleash the Best bir Amerikan Lyon temsilcisi Ray Eklebe'nin çok yaptığı bu safkanda 78 handikap puanı sahip. Son 3 yarışında bir dördüncülüğüyle bugün de kendine uygun grupta şans arayacak bir diğer isim olacak. Daha sonra 12 nolu Klas Von Jason, Jason Edson Joker'in yaptığı bu safkanda 64 handikap puanı sahip. Bu yıl, yani bu yıl demeyeyim de son 6 yarışında koşmuş olduğu yarışların 3 tane birinciliği var. Bugün de artan nefesiyle yine eskiye dönüş sinyalleri veriyor. Artık bugün de herhalde farklı bir yarış koşup bence etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan da. Daha sonra Yedinoğlu, e, Kataroks, Anardis, Rodriguez. Ben en azından bu iyi fazla tanımıyorum. E, 62 handikap puanı var ama e, son 6 yarışa baktığım zaman bir 3 tane üst üste birinciliği olan bir safkan. E, demek ki burada da bir farklı bir yarış sergileyebilir arkadaşlar e, bu safkanda. Son olarak da Onla da Soul of Discretion. Bu safkanda iyi bir kanatıyla Samuel Bermudez gibi çok ile 76 handikap puanla bugün kendine şans araması bekledim bir diğer isim olacak. Yani burası bayağı bir kalabalık verdim. Hani mümkün vallahi elinizden gelirse de bence bayağı kapatın arkadaşlar. Yani hiç uğraşmayın. E, şimdi yorumlarda kapatın denilir mi? Denilir. Mi? Neye denilmesin? E, sonuçta burası en zor ayak. Çünkü öbür ayaklarda arkadaşlar çok yüklenmeyeceksiniz. Hani fazla bir at yazma ihtimali de yok. Ama ben burada sıralama dediğim gibi 3, 5, 8, 1, 11, 12, 7 ve 10 nolu safkanlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, kapatırsanız bence ka rahat yarış edersiniz. Çünkü burasının ne olacağı belli olmayan karakolluk bir yer. Bilmiyorum bu Will Rogers karakolluğu ne tarafta artık e, oraya da bakmak lazım. Hani Yakınsa sıkıntı yok da ama uzaksa çok sıkıntı olur. <laughs> Hepsi birbirine gelen sonra. Geldik günün dördüncü koşusuna. Altılık'ın yanında 3. ayın arkadaşlar satış koşusu devam ediyor. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 10 safkan kayıtlı arkadaşlar. 6 nolu safkan 1.2, 8 nolu safkan 3.5 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan 9 lira, 1 nolu safkan 11 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 14 lira ve 2 nolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada öncelikle iki tane safkan biraz ön planda tutuyorum. Bunlar kim? Bunlar 7 nolu undivided. Bir Divine Part temsilcisi arkadaşlar. iyi bir orijini var. Jason Edson Jockey'nin yaptığı bu safkanda 69 handikap puanı var. Son iki yarışında bir birincilik ve bir ikincilikten çok formda bu yarışa katılıyor. Ve bence en ciddi rakibi de e, Altunolu Podio olacak. Bir pa Pedi Operado temsilcisi arkadaşlar. Bu da e, Duygu faturanızda da sahip olmuş olduğu bir tane kalite bir safkan var zaten. işte onun baba kardeşi. Ama o Safkan'da ne gitmese e, de ikincilik, üçüncülükleri var ama birinciliği yoktu. Ben yani en azından o fazla koşmamıştı. Sadece Çin performansı yüksekti. E, Umarım dediğim ismi anlamışsınız zaten orijinde Pedi o para anne de Ribella'ydı hatta onu da söyleyeyim. E, Safkan'ın ismi için aklıma gelmiyor. E, duygu Fatura, Semih Taşmak kişilerinin iyi i̇yi bir safkan. Yani orijin kanatlı da iyi. 66 handikap vermiş. Zaten son 6 yarışa baktığınız zaman iki tane birinciliği olan bence şanslı isimleri olacak, arasında olacak arkadaşlar. Normal şartlar altında arkadaşlar burası 7 ve altın olan safkanlar bence yeterli. Yani iki safkan için eğer risk severseniz 7 ve 6 olarak geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama burası e, tabii tabi takılmalar halinde çünkü bu safkanları süper derecede tanımıyoruz. Yani muhakkak bu tip yerlerde sürpriz oluyor. Bir de dişilere ait hem satış koşusu Bence buraya rakip yazmakta fayda var arkadaşlar. Bunlar öncelikle 8 nolu Indian Gem Jamoris temsilcisi iyi kanatlarına sahip. Ray Ekleberi gibi iyi bir jokeye sahip. E, performansa baktığımız zaman son 3 yarışında üst üste 4. lükle ayrılmış. Yani en azından istikrarlı bir formda bir grafi var. E, sürekli tabela içerisinde olan bugün de kendine e, birincilik şansı aramasını beklediğim bir isim olacak. 9 nolu Baronet. E, Samuel Bermudez'in çok iyi yaptığı bu safkanda son 5 yarışa baktığım zaman bir birinciliği var. Ve son 2 yarışında üst üste 2 tane üçüncülüğüyle bugün de formda durumuyla şans arayacak bir diğer isim olacak. Daha sonra 3 nolu Hanais Lucky. E, İsmail Lucky Day'in temsilcisi bu safkan. iyi bir kanatı var. Rico Flores gibi fena olmayan bir jockey var. Gerçi bu Rico Flores herhalde kardeşi midir nedir? Bir Jeff Flores var. O biraz daha iyi. E, bu demek ki buralarda koşturuyor. En azından bunu da söyleyeyim. E, ama iyi en azından buranın bu yönünde de iyi jokeyleri aslında bu da. Ben o yüzden bu safkanda sizlere önüyorum. E, Türkiye'de de zaten şu anda e, favori konumunda. Safkan zaten genel formuna zaman bayağı bir formda. Çünkü son 3 yarışa baktığınızda bir ikinciliği var ve son 2 yarışında kazanmış. Formda bir isim arkadaşlar. E, yurt dışında her ne kadar 9 lira gibi ganyan olsa da e, Türkiye'de favori konumda ama gerçekten de şansı yüksek arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Daha sonra 4 nolu Saidi Pakut Bet bir Vronski temsilcisi Leontra, Leondra, Leondra Goncalves'in Joker'in yaptığı bu savkanda son 5. sonra artan nefesine şans alacak. 9 e, nolu Baronet Samuel Bermudez'in Joker'in yaptığı savkanda gerçekten safkanın genel görüntüsü de iyi formda en azından. E, son 5 yarışa baktığınız zaman bir birinci var. Son 2 yarışında iki tane üst üste ikinciliği olan, üçüncülüğü olan Bugün de şanslı isim ve son olarak da bir nolu Sayrah deyip bir flaut out temsilcisi en azından kanatlı da iyi. Floyd Vettel Junior Jokinen yaptığı bu safkan da kendileri bir sürpriz şansı arayacak arkadaşlar. Dediğim gibi 7-6 öncelik arkadaşlar. Ama burada at aramakta fayda var. Çünkü bu safkanlar her türlü istikrarlı değil en azından bunu belirteyim. Dediğim gibi 8-9-3 4-9-1. Yani burası da biraz geniş gibi olur. Yani iki kısım halinde yazabilirsiniz. Veya tercihiniz hangi yöndense ona göre yapabilirsiniz. Günün 5. kursuna geldiğimizde Altılık'ın yanında dördüncü ayına burada da, e, ilk defa görüyoruz artık Will Rogers Stakes yarışı var arkadaşlar yani bir açık yarış var yani en azından bu köyde kasabada bir açık yarış da görmek nasip oldu e, 33 bin dolarlık bir ikramiye demek ki buranın en yüksek ikramiyesi bu gözüküyor 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı arkadaşlar e, ben hemen oranları aktarayım 5 nolu safkan 1.6 3 nolu safkan 1.9 6 safkan safkan 3,5 lira, 1 nolu safkan 10 lira, 4 safkan 11 lira ve 2 safkanda safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Şu performanslara baktığımız zaman en azından 2 tane dramedy temsilcisi var. Ben burada 6 nolu Can Ace Ghost'u ben biraz daha şanslı gibi gördüm. Çünkü bu safkan e, baktığımız zaman 3 yarış koşmuş, İlk yarışında ikincilik arka arka üst üste sonra iki tane birincilikle bence çok formda istikrarlı bir safkan. Ben o yüzden benim alternatif de olsa bir banko adayım arkadaşlar. David Cabrera gibi iyi bir jokeye de sahip. Yani bence normal şartlar altında kazanması en doğal sonuç olacak. Türkiye'de şu anda %37'lik oranıyla favori. Gerçi e, hemen dibinde %36'lık bir safkan da var. E, ama ben bugün bir tıpta olsa bu altın alı safkan kazanır diye görüyorum arkadaşlar. Eğer risk ve küçük oynayanlar için bence ideal bir safkan banko adayı. Yurt dışında her ne kadar şu anda 3. sırada olsa da bence yarış saatine doğru favori konumuna da gelmesini bekliyorum arkadaşlar. En ciddi rakip olarak kimler dersiniz? Zaten verilen hatlar 3 nolu Grid Fetch, bir tapu temsilcisi. Her ne kadar bir maiden safkanı olsa da iyi gruplarda koşmuş gelmiş bu yarışa. Son yarışındaki sıfırı da hiç ölçü almamakta var. Ve bir de tabii ki yarışın diğer şansı ismi olan yurt dışında da favori zaten 5 nolu Salt Gate. E, bu safkan da aynı şekilde Dramedy temsilci Float ve Junior Jockley'in yaptığı safkan da e, her ne kadar son 6 yarışında birincilik olmasa da de, hep biraz daha iyi gruplarda koşan bir safkan. Bugün kendine en azından kendi dişine göre uygun rakipler arasında şanslı isim arkadaşlar. Dediğim gibi 6 nolu safkan bende bir tık da olsa ön planda eğer risk seviyorsanız alternatif bir Bankom ama yıkmak isterseniz de 3 ve 5'i tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. günün 6. koşusuna geldiğimizde yani 6'lı Ganya'nın 5. ayağında maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 12 safkan kayıtlı arkadaşlar. 4 nolu safkan bahisleri kapalı arkadaşlar. Şu anda bahisleri kapalı. Yani çok e, aşırı ağır favori görünümünde şu anda. Ama ilerleyen saatlerde e, bence bahisi açılır diye düşünüyorum. 1 e, nolu safkan 3.5 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 11 numaralı safkan 9 lira, 12 numaralı safkan 14 lira ve 7 numaralı safkan da 20 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar zaten satışa kapalı olan bir safkan baktığım zaman zaten gruba da baktığımız zaman e, Habo, 4 dolu Habokken e, Moratian Raid temsilcisi ama 5 yaşında bir safkan. Üzerinde çok iyi bir jokayı var. David Cabrera gibi iyi bir jokey var. 72 handikap puanla grubun en yüksek handikapına sahip. Bu safkan demek ki sorunlarından dolayı ya eksik koşuyor ya bir sıkıntısı var. İlk e, koştuğunda zaten bir beşinciliği var. Geçen yıl koşmuş olduğu iki tane yarışta iki tane ikincilikle ayrılmış. bu yılda koş başladığı yarışlarda bir üçüncülük ve arkasından bir ikincilik elde etmiş bir safkan. Ama bugün de uygun grup altında koşuyor. Bence bugün de kazanması en normal sonuç olacak. bugün meydana veda etmesini beklediğim bir isim olacak bu dört nolu Hoboken. Ben de size iyi kanatıyla bu safkanı banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu dört nolu Hoboken'i. Yani benim bugün sağlam bankom bu gözüküyor arkadaşlar. Eğer çıkması halinde de artık ona göre rakiplerini yazmanızı da tavsiye ediyorum. Rakipleri kim dersiniz? Zaten 1-2 bir de altın oğlu safkanlar en ciddi rakip olarak gözüküyor zaten. Altıda iki kez koşuyor ama bomba yapma ihtimali var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani şu anda ben size rakip olarak verdiğim için sakın şey yapmayın. Hem, hem tek veriyorsun hem yana at veriyorsun değil. Çıkarsa ya arkadaşlar. <laughs> bunu senin çıkarsa ya. Çünkü oluyor ya. ya şimdi çıktığı zaman şimdi kötü anlamda hissetmeyin kendinizi. En azından rakipleri var. Bankonuzu başka yerden tercih edersiniz o zaman. Günün son koşusuna geldiğimizde 6'lı Ganyan'ın son ayağında satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 8 safkan kayıtlı. 6 nolu safkan 1.1 1, 1 nolu safkan 2.7 3 nolu safkan 5 lira 5 nolu safkan 10 lira 8 nolu safkan 12 lira 4 nolu safkan 12 lira 7 nolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada da program baktığımız zaman aslında e, iyi bir kanattı bakalım kanlardan ne var iyi kanlardan en azından bir tane güzel bir tane kanattı bulduk arkadaşlar. E, bu kim diyeceksiniz? E, bence de altın nolu kongret e, finisher bir Verrazzono temsilcisi. Verrazzono gerçekten iyi bir e, taylar verebilen bir güzel bir aygır arkadaşlar. Zaten e, Amerika sıralamasında da bayağı iyi yerlerde bu safkan. Böyle bir tayı koşuyor burada. Zaten New York temsilcisi bu safkanda. E, Travis Gunningham gibi iyi bir jokeye sahip. 54 handikap puanı var. son 3 yarışa baktığımız zaman zaten sürekli artan bir formu var. Ve son yarışını kazanmış. Formda bir isim. Bence de bugün kazanması en doğal sonuç olacak arkadaşlar. Eğer küçük ve risk severseniz alternatif banka arayanlar için bence Altınoğlu Safkan ideal bir banka adayı arkadaşlar. İyi kan hattıyla. Bu Safkan'ın yanına at yazmak isteyenlere de 3 nolu Daring Eko. Bir Inton Miship temsilcisi. Bu safkan da iyi bir kanatına hattına sahip arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Yani Kentoy gibi fena olmayan iyi bir jokeri var. 52 andı kapağını var. Son yarışındaki 4. ile bence bugün şans arayacak. Diğer isim olacak. Ve son olarak da 1 nolu Oklahoma Line olacak arkadaşlar. Linde Vaden'in jokerini yaptığı bu safkan da son ikinciliğiyle artan nefesiyle bence favorilerin eksik koşması halinde devreye girecek isimdir arkadaşlar. Ama çok çok sürpriz arıyorsanız da ee, bu 5 nolu safkanı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar eğer yeriniz, imkanınız varsa çünkü girilse de bayağı para yaptırır. Çünkü AGF'si de e, şu anda %4'lerde. Hani 7. sırada. Yani favorinin gelmediği halde bir 5 nolu safkan geldiğini düşünürseniz yani 50 lira verecek altılı bir anda 700 800 lira çıkarır 1000 lira çıkarır yani o, o denli bir etkili bir e, şey yapar yani etki yaratır yani onu eğer yeriniz imkanınız varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Dedim ki 6 nolu safkan bende bayağı ön planda ee, alternatif de olsa Bankom. Rakip arayanlara öncelikle 3-1. Eğer bir bomba hayali kurmak isteyenlere de 5 dolar safkanla bir şans arayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.